Şu anda Pamukkale'de Hierapolis Antik Kenti'nde Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Gürles'inle beraberiz. Başkanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz ilçemize, ilimize. Hoş bulduk başkanım. Başkanım, Türkiye kaplıcaları ve şifalı sular bakımından çok zengin. Sizce Karahayıt, kırmızı su kaplıcaları yeterince tanınıyor mu? Hak ettiği değeri görüyor mu? Pamukkale ilçemiz şu anda Denizli'nin en büyük ilçesi konumunda. 320 bin nüfusu 68 mahalleden oluşuyor. Karahayıt termal anlamda en etkili konumda olan Karahayıt mahallemizde 68 tane mahallemizden bir tanesi. Şu ana kadar ben çok tanındığını düşünmüyorum. Maalesef hak ettiğini alamamış. Biz tabii son 14 aydan beri bu bölgede ciddi çalışmalarımız var, ciddi manada yatırımlarımız var. İnanın bu bölgedeki bizim sıcak suyumuzun derecesi yaklaşık 60 derece civarında. Almanya'da, Çek Cumhuriyeti'ndeki sıcaklık şu anda 30-40 derece civarında. Bu bir. Artı ikinci olarak mineral anlamda sularımızın çok daha farklı, birçok hastalığa, rahatsızlığa iyi geldiği anlamında Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile kıyas bile edilemeyecek noktada. Ve daha da iyi anlaşılması anlamında şunu söylüyorum. Almanya'nın termal sağlık turizminden elde ettiği gelirin 30 milyar euro olduğu. Dikkat çekmek istiyorum. Ciddi bir rakam. Sadece Almanya'nın termal sağlık turizminden elde ettiği rakam 30 milyar euro. Yani başka bir anlamda yaklaşık 33-34 milyar dolar. Bakın. Ve yaşlanan bir dünyayı düşündüğünüzde ve bizim buradaki sıcaklığın daha iyi, daha böyle minerallerin daha iyi kalitede olduğu. Artı ilave ben şunları da söylemek istiyorum. Hem dikkat çekmek anlamında Almanya'nın buradakini iki tane daha farklı noktası var. Şu anda Denizli'de sınırlar içinde 22 tane antik kent var. Evet. İşte bir tanesi arkamızda Hierapolis. Evet. Bunlar iyi değerlendirilirse buraya sağlık turizmiyle gelen turistlerin veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın yurt içinden de olabilir. Onların burada daha böyle sıkılmadan, daha dolu dolu onların hem tedavilerine hem de alanı gezmeleri anlamda biz bu yöne ciddi bir çalışmalarımız var. Başkanım yani, peki yeterli yatak kapasitesi var mıdır? Var, var. Şu anda burada hatta şu anda Sağlık Bakanlığı'nda bir çalışması var. İnşallah biz Türkiye'de buranın bir merkez olarak ilan ettirmeye çalışıyoruz. Bir numara olarak. Bununla ilgili hatta dün bu konuda bir briefing aldım. Eksiğimiz neler nelerdir diye. Biz bunların nelerini yapabiliriz. Şu anda inanın iyi bir noktaya doğru geldiğimizi gördüm. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.